Merhaba. Karantinada ve izolasyonda insanların yaşadıkları psikolojik sorunlarla ilgili makaleler arka arkaya gelmeye başladı ve önümüzdeki günlerde de giderek artacağı benziyor. Fakat bizim ülkemizin ve dünyanın ortak bir noktası var. O da şu, insanlar sokağa çıkmaya başladı. Fakat 65 yaş üzerindeki kısıtlamalar hala devam ediyor. Ve bu grup maalesef son derece riskli bir grup olarak karşımızda duruyor. Evde kaldığımız dönem içerisinde zaman zaman yaşlılarımızı sokağa çıkmaktan alıkoymak için tedbirler alındı. Hatta kovalandı bile diyebiliriz. Hepsi evlere mahkum oldular. Yakın çevremizdeki insanlar, büyüklerimiz, ailemizdeki yaşlılar maalesef bu izinleri beklediler ve haliyle de bu izinler gelmedi. Ve sonuçta bugün baktım, gazeteleri taradığım zaman birkaç gazetede 65 yaş isyanı ile ilgili bir takım bilgiler görünce ben de size hemen bu kısa videoyu hazırladım. Tabii ki biz betona boğulmuş şehirlerde yaşıyoruz. Balkonumuz bile yok. Elimizden geldiği kadar devlet ve sosyal kuruluşlar yaşları destekledi. Ama şimdi biz bir felaket senaryosunda bu noktadayız. Bu noktadan yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlayacağız. Ama bu dönemde görülmüş ki insanların psikolojik sorunları %14'ten %23'e çıkmış. Ve bu çalışmada 65 yaş üstü yok. Batı'da tabii ki huzur evleri yaşlı nüfusun oranı nedeniyle farklı sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Ama sonuçta yaşlıların hepsi evde kaldılar. Ve bu onlar için sağlık sorunları yaratabilir. İşte birkaç uyarı. Çevremden de gördüğüm kadarıyla yeteri kadar sıvı alınmıyor. Ve bunun sonucunda da halsizlik ve özellikle kanın koyulaşması ve pıslaşması söz konusu olabiliyor. Hastalarımdan biliyorum, hipertansiyon hastalarının tansiyonları uçuyor, aşağı düşüyor, düzensizlikler sergiliyor. Onun için dikkat etmek lazım. Kalp damar hastalıkları başta olmak üzere hemen hemen tüm hastalıklarda maalesef bu dönemde dışarı çıkılmadığından dolayı geç tanı diye bir sıkıntı ortaya çıkacak yakın dönemde. Yaşlılarımızda bir sorun da ilaçlarını düzenli almıyorlar, biraz yaramazlık yapıyorlar. Hareketsizlik ve fazla yemek, hazımsızlık ve kabızlığa neden oluyor. Bu da rastlanılan önemli sorunlardan bir tanesi. Hareketsizlik en büyük tehlike, bacak damarlarında pıhtılaşma ve sonuçta akciğer embolisine neden olabiliyor. Buraya bir bağlantı bırakacağım, onu izleyebilirsiniz. Onun için ayaklarımızı hareket ettirmemiz son derece önemli. Onunla ilgili videoyu bu bağlantıda bulabilirsiniz. Hastalık korkusu, izolasyon, anksiyete ve stres sonuçta depresyona yol açıyor. Ve yaşlarımız içine kapanıyorlar. Bu da ciddi bir sıkıntı. Evde kalanlar arasında çatışma ve tartışma olabiliyor. Bu da gayet normal olarak kabul edilmesi lazım. Uykusuzluk ciddi bir sorun. Halsizlik ve stres artıyor. Ve buna bağlı olarak da gece uykuları kaçıyor. Bu sadece yaşlar için değil, hepimiz için geçerli oluyor. Beyin fonksiyonları yavaşlıyor, bunama, Alzheimer gibi sıkıntı dolanlar ise daha da riskli grupta. Ne yapılması gerekiyor? Oyun oynayabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, iskambil bile oynayabilirsiniz, müzik. Hepsi bunlar geçerli. Bulmaca en iyisi, özellikle bulmacanın bunamaya karşı önemli etkileri var. Tabii batıdaki gibi bizim bahçelerimiz yok. Bahçeye çıkıp bir şeyler yapma ihtimalimiz yok. Fakat en azından ben yaşlara kısa süreli sabah erken saatlerde kimseyle muhatap olmadan izin verilebileceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, yaşlarınıza çok daha iyi bakın. Hoşça kalın.